İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Artı TV ekranlarına hoş geldiniz. Ankara gündemiyle bir kez daha karşınızdayız. Yavaş yavaş yaz aylarına giriyoruz. Türkiye'yi sıcak bir yaz bekliyor. Ama sadece havalar değil, siyaset de ısınıyor. Biz de bu akşam siyasetin sıcak gündemini konuşacağız. Altı muhalefet partisinin lideri pazar günü dördüncü kez bir araya geldiler. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ev sahipliği yaptı. 7 saat süren toplantının ardından 10 maddelik ilkeler ve hedefler bildirgesi yayınlandı. Muhalefet partileri böyle bir metin yayınlama ihtiyacını neden hissettiler? Türkiye'nin sorunlarına çözüm getirecek mi bu metin? Bunu konuşacağız. Erken seçim bir başka konu başlığımız olacak. Özellikle muhalefet partilerinin liderleri erken seçim beklentisini daha sık dile getirmeye başladılar. Sonbaharda bir seçim olacağını söylüyorlar. İktidar bir erken seçime mi hazırlanıyor? Muhalefet bir erken seçime hazır mı? İktidarın erken seçim hamlesine muhalefet nasıl bir stratejiyle karşılık verecek? Bunu konuşacağız. Ve sosyal medya yasası AKP, MHP ile birlikte yalan haber ve dezenformasyonla mücadele iddiasıyla 40 maddelik bir yasa tasarısı hazırladı. Ancak muhalefet ve medya kuruluşları bu tasarıyı yeni bir sansür yasası olarak değerlendiriyorlar. Peki neden bir sansür yasası olarak değerlendiriliyor? İktidar neden böyle bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuyor? Muhalefet buna karşı ne yapacak? Bunu konuşacağız. Yine yargı kararlarını konuşacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davası bugün sonuçlandı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'nun yarın bir duruşması var. Siyaset yasağı bekleniyor. Böyle bir ihtimal var. Gündemdeki tüm bu konuları konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. 4 konuğum var. Stüdyoda Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök bizimle. Hoş geldiniz Sayın Gök. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Daimi konuğumuz gazeteci İsmet Demirdöğen. Hoş geldin İsmet. Merhaba, sen hoş de. Buldum. Skype'da da 2 konuğumuz var. Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş. İyi akşamlar Sayın Danış Beştaş, hoş geldiniz. Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun da bizimle birlikte. Merhabalar Sayın Torun, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Meral Hanım, sizinle başlayalım. Girişte de söyledim, Altı Muhalefet Partisi pazar günü bir kez daha bir araya geldi. Altı partinin lideri temel ilkeler ve hedefler başlıklı 10 maddelik bir bildiri yayınladılar. Siz bu altılı masanın dışındasınız. Dışarıdan bir gözle siz bu bildirgeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, doğrusu bu bildirgeyi öncelikle o masada oturanların değerlendirmesini tercih ederim. Yani başka partilerin konuşmalarının, tartışmalarının ve hani 7 saatlik ve uzun süreye yayılan görüşmelerin neticelerini hani çok uzun değerlendirmeyeceğim, onu söyleyeyim. Şüphesiz bizim eleştirdiğimiz noktalar da var, pozitif yönler de var, yani genel itibariyle söylüyorum. Ama bizim esas itibariyle hareket noktamız, bizim Eylül ayında açıkladığımız tutum belgemiz. Yani biz Türkiye'nin kesinlikle bir dönüşüm geçirmesi gerektiğini, demokratik anlamda var olan sistemin değiştirilmesi gerektiğini, demokratik anayasada dahil yani çoğulculuğun esas alınacağı bir rejimde artık yaşamak istediğimizi, Türk meselesi, Alevi meselesi, kadınların işte katledilmesi, artık kadın kırımına varan boyutta ve daha birçok konuda görüşlerimizi ifade ettik. Genel itibariyle tabii ki iktidar dışındaki iktidar bloku dışındaki muhalefet partilerinin bir araya gelmesi, görüşmesi, tartışması, temas etmesi ve ortak ilkelerde buluşması pozitif bir gelişmedir. Yani neticede bu iktidarın değişmesi gerektiği noktasında toplumsal anlamda yani halk arasında çok güçlü bir konsensus var, çok güçlü bir tepki var. Refleksler de gitgide artıyor. Bu yönüyle tabii ki muhalefet partilerinin seçenek yaratması değerlidir. Yani bunu genel itibariyle söylüyorum. Ama biz hani Halkların Demokratik Partisi olarak bu konuda ayrıca demokrasi ittifakı çabasını sürdüren ve bileşenli bir parti olarak her konuda uzlaştığımızı, aynı fikirde olduğumuzu diyemeyken mesela şu anda devam eden çok ciddi bir sınır ötesi operasyon var. Yine
Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik biliyorsunuz Erdoğan'ın işaret ettiği işte bir operasyon çağrısı var. Bir gece ansızın gelebiliriz diye. Muhalefet partilerinin aslında biraz daha çekingen davrandığını ve bu konuda tarih boyunca var olan ezberleri bozamadığını, bunun üstüne gitmediğini üzülerek gözlemliyoruz. Neticede bir seçenek yaratılacaksa bu seçenek mutlaka Türkiye'deki bütün sorunları kapsamalı. İktidar bugün muhalefet partilerini dizayn etmek, kendi politikasının arkasına dizmek, onları mecbur bırakmak birçok meseleye, bununla ilgili çok güçlü bir çabası var ve maalesef bu konuda başarısız olduğunu söyleyemiyorum. Neden? Çünkü bugün savaşın maliyeti bütün Türkiye yurttaşlarının ekmeğinden gidiyor, aşından gidiyor, suyundan gidiyor, elektriğinden gidiyor ve buna çok güçlü bir tepki göremiyoruz maalesef. Yani dediğim gibi bunu çok boyutlu değerlendirmek lazım. Muhalefetin çok daha güçlü ve cesur adımlarla bu iktidara seçenek olduğunu ifade ediyor olması lazım ve bunun ortak mücadeleyle yürütmemiz gerekiyor. Çünkü ortak mücadele olmadan maalesef bu iktidarın oyunlarıyla, yaptıklarıyla başa çıkmak da çok mümkün olmuyor. Geçmişte de deneyimledik ama önümüzde olumlu bir örnek de var. İşte yerel seçimlerde aslında başarılabileceğini, başarabileceğimizi de gördük. Bu anlamda ben iktidar ve ortağının AKP-MHP blokunun seçim çalışmalarını mahkeme salonlarında çatışma ortamını sürdürmekle işte uluslararası alanda Kürt kartını herkesi terörist ilan etmekle bütün muhalefeti seçim çalışmasını bu yönüyle de yürütüyor ve muhalefeti buna mecbur kılmaya çalışıyor. Kendi politikalarını destekleme noktasında ve buna yeterince güçlü bir karşı çıkışın olmadığı kanaatimi de paylaşmak isterim. Teşekkürler. Levent Bey, sizinle devam edelim. Altılı Masa'da neden böyle bir metin yayınlama ihtiyacı hissedildi? Evet, teşekkür ederim. Ben de sizleri ve değerli katılımcıları ve yurttaşlarımızı da izleyenlerimizin herkese sevgiyle, saygıyla tekrar selamlıyorum. Şimdi bu gerçekten Türkiye kendi içine çok kutuplaşmış, pek çok tartışmalı sorunu barındıran bir ülke. Bu ülkede siyaset üretmek, ülkenin değişik coğrafi bölgelerinden bakıldığında çok da kolay değil. Her yörenin kendine özgü hassasiyetleri var. Her yörede beliren hassasiyetler bir başka bölgede daha altta olabiliyor ya da ötekisinde daha da fazla olabiliyor. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumun bütün hassasiyetlerini gözeterek ve onları bilerek bir siyaset yürütüyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum. Bu altılı masadaki altı partinin geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu toplantı aslında çok önemli. Devletin yeniden yapılandırılmasına, yani kurumları çökmüş, kuralları çökmüş, deyim yerinse çivisi çıkmış bir devlet düzeninin nasıl yerine getirilmesi gerektiği konusunda bir mutabakat metni. Burada önümüzdeki seçimden sonra iktidarı üstlenecek olan altılı masa ve onun cumhurbaşkanının neleri dikkate alarak ve altılı partinin de neleri gözeterek masada olduklarını belgeleyen bir tutum belgesi. Çok önemli, çok değerli bir belge. Böylece altı parti de kendilerine kamuoyu karşısında hem seçmenler karşısında hem de bütün Türkiye'ye karşı bir taahhüdün içerisine sokarak bir duruş belirliyorlar. Şimdi bir kere bu toplantıda altı çizilen önemli kavramlar insan hakları kavramı. Yani bu altı parti bu masada niye oturuyor? İnsan haklarına dayalı bir demokrasi inşa etmek için. İnsan hakları temelinde bir demokrasi. Başka laik bir ülke ve sosyal hukuk devleti ilkesini içinde barındıran
bir toplum düzeni ve devlet yönetimi. Şimdi hem insan hakları temelinde demokrasi olunca, hem sosyal hukuk devleti olunca, hem de laiklik olunca toplumun bütününü kapsayan ve olması gereken, kurumların da buna dayanması gereken ilkeler belirlenmiş oluyor. Şimdi bu bir 10 maddelik bir tutum belgesi açıklandı ama bir de onun ona değinmeden önce bir başka konular daha açıklandı. Yani bu 6 siyasi parti önce dediler ki bir seçim güvenliği komisyonu kuruyoruz. Bu seçim güvenliği komisyonu hem seçim döneminde, hem seçim sırasında, hem de seçimden sonra görev yapacak bir komisyon. 6 Haziran'da birkaç gün sonra da bunun temel ilkelerini açıklayacaklar. Bu neden önemli? Sandığa giren her oyun sandıktan çıkmasını temin etmeye yönelik bir tablo. Bildiğiniz gibi işte biz Meral Hanım'la da beraberdik. Anayasa Komisyonu'nda geçtiğimiz ay içerisinde bir seçim kanunu geçti. Bir kıdemli hakim uygulaması kaldırılarak il ve ilçe seçim kurullarında işte Temmuz ayına kadar belirlenecek bir kıdemli hakim uygulamasından vazgeçilerek kura yöntemiyle il ve ilçe seçim kurullarının belirlenmesi yöntemi getirildi. Yani biz biliyoruz ki, hepimiz biliyoruz ki bu kura uyduruk bir kura, göstermelik bir kura. Kendi partizanca yerleştirdikleri hakimleri seçim kurullarının başına getirecekler. Neden? İhtilaflar olduğu zaman kendi lehlerine dönük karar almak açısından. İşte Altılı Parti bunun farkında. Yani biz bu tabloyu görüyoruz ve buna göre seçim süresince bütün bu aksaklıklara karşı da beraber çalışacağız diye bir açıklamada bulunuyorlar. Bir başka açıklama, bu 10 maddelik tutum belgesinden önce, Kurumsal Reformlar Komisyonu. Şimdi az önce söyledim, devletin bütün kurumları, kuralları çökmüş durumda. Yani kamu mahallesindeki durum, yani bir durum tespiti yapılacak. Nedir kamu mahallesindeki durum? Gerçek Merkez Bankası rezervleri, swapları her gün değişiyor. Merkez Bankası'nın rezervleri eksi 45 milyar dolara inmiş. Yani bu tablo içerisinde kamu mahallesi nasıl ayağa kaldırılır? Bunu yapmak için ne yapmak lazım? Bir stratejik planlama teşkilatı kurulması gerekiyor. Buna çalışacaklar. Yani geleceği tanzim ve yönetebilmek için bir planlama yapmak gerekiyor. Ve Merkez Bankası'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesi, bağımsızlığının teminat altına alınması. Bu da altılı masadaki altı partinin mutabakatlarından bir tanesi ve Ekonomik Sosyal Konsey'in yeniden yapılandırılması. Yani bütün tarafların, işçi, işveren kesimin içinde olduğu ve hiçbir zaman şu ana kadar toplanmamış olan Ekonomik Sosyal Konsey'i toparlayarak Türkiye'deki fiyat istikrarı, işte halkın yoksullaşması, geleceğe dönük planlar, neler yapılabilir, bütün bunların planlanacağı bir komisyon da kurma kararı alındı. Bu da çok önemli. Bir başka komisyon da Anayasa Komisyonu. Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu adı altında kurulan bu komisyonda güçlendirilmiş parlamenter sistemin gerekli olan anayasa çalışmalarını yapmak üzere bir komisyon kurması da kararlaştırıldı. Bunların her biri çok temel ve bütün partilerin de canı gönülden katıldıkları bir tablo. Çünkü şu anda kuralsız bir tek parti ve tek adam yönetiminde Türkiye savrulmuş gidiyor. Ne denge var, ne denetleme var, ne paranın hesabının doğru düzgün tutulduğu ortam var. Evlere şenlik Maliye Bakanımız var. Piyasaya güven kalmamış. Altının, doların yarın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Bazen televizyonlarda gözümüz kayıyor dolara. Size bakarken doların fiyatı tekrar baktığımız zaman bir sene sonra tekrar değişiyor. Böyle bir ülke olabilir mi? Yatırım kredi bulma risklerimiz artmış. 713 puana çıkmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye dışarıdan borç alacağı zaman dünyada en fazla faiz ödeyerek borç alan ülke. Birinci sıradayız. Bizden sonra Meksika geliyor. Onun puanı 200. Bizimkisi 713. Yani şimdi bu tabloda bu riski Türkiye'nin daha fazla sürdürme şansı yok. Bu çerçeve içerisinde işte temel ilkeler belirlenirken de bir kere kuvvetler ayrılığına dayalı güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ne olacak burada? Dengesi olacak, denetlemesi olacak, yargısı bağımsız olacak, yürütme erki olacak, yasama erki yine kendi işlevini görecek. İşte parlamentoda görev yapıyoruz. Sayın Meral Danış Beştaş'ın
partisinin de verdiği kanun teklifleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de verdiği var. Diğer muhalefet partilerinin de verdiği kanun teklifleri var. Bu anayasa değişikliği yapılırken deniyordu ki milletvekillerini güçlendiriyoruz. Artık milletvekillere kanun teklifi verilecek, onlar görüşecek. Şimdiye kadar ne HDP'nin, ne CHP'nin, ne de diğer muhalefet partilerinin verdikleri bir tane dahi kanun teklifi bu mecliste görüşülmemiştir. 4000'in üzerindedir bu kanun tekliflerinin sayısı. 4000'in üzerindeki sayıda sadece AK Parti'nin yine saraydan talimatıyla konuya vakıf olmayan milletvekillerine imzaladıkları kanun teklifleri görüşülüyor mecliste. Bugün de aynısı yapılıyor. Bir başka ne var? Özgürlükçü kamu düzeni. Yani bir kamu düzeni, Türkiye'de şu anda bir kamu düzeninden bahsedemezsiniz. Yani 9 yıl önceki bir Taksim'deki gezi olaylarıyla başlayan hadisenin bugün yıl dönümü. Ölen bütün kardeşlerimizi saygıyla anıyorum. İsmail Korkmazları, Ethem Sarısülü'yü, Berkin Elvanları, Abdullah Cömert'i hepsini saygıyla öpüyor ve anılarından kucaklıyorum. Biz de hepimiz gezi olaylarının içindeydik, tam da ortasındaydık. Türkiye'nin demokrasi tarihinin en önemli olaylarından bir tanesidir. Barışçıl bir çevreye olan katkıyla başlayan bu olaylarda çok sayıda yurttaşımız hayatını kaybetti ne yazık ki. İktidarın aymaz ve bencil tavırları yüzünden. Çok rahat çözümlenecek bir hadiseler Türkiye'de çok daha başka alanlara evrildi ama Türkiye kendisini orada ne hissetti? Özgürlüğe doğru bir adımdır gezi. Yani bugün de tekrar geziyi saygıyla anmakta yarar var. Özgürlükçü kamu düzeni. Yani bir kamu düzeninde bir yürüyüş yapamıyorsunuz. Bir sanatçı sahneye çıkamıyor. Konseri iptal ediliyor. Böyle bir tablo olmaz. Ne yaptı Altın Parti daha sonra? Çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü demokrasi. Toparlayalım. Tabii konular derin olunca toparlamak da güç oluyor ama zamanı biliyorum. Konu da çok. Din ve vicdan özgürlüğü üzerine kararlar alındı. Toplumsal barış ve tarafsız yargı çok önemli. Sosyal devlet ve gelir adaleti, üretim ve istihdam odaklı ekonomi, siyasi etik reformu mutlaka çıkartılması ve yapılması gerekiyor. Etkin ve itibarlı dış politika konusunda 6 partinin genel başkanları toplumun karşısına çıktılar. Biz bunları uygulayacağız ve yapacağız diyerek bir taahhütte bulundular. Çok kıymetlidir, çok değerlidir. Zaman içerisinde daha da geliştirilen ilkeleri olabilir, kavramları olabilir. Ama 6 parti kendilerini Türkiye'deki bütün yurttaşlarımız huzurunda bir taahhütle ortaya koymuşlardır. Biz bunları yapmaya geliyoruz demişlerdir evet. Kemal Beyciğim. Teşekkürler. Kerim Bey, 6 parti... Kani Bey. 6 partinin liderleri iktidara geldiklerinde ne yapacaklarını 10 maddelik bir deklarasyona, bir bildirge ile özetlediler. Bugün Genel Başkanı Sayın Davutoğlu il başkanları toplantısında konuştu ve dedi ki ortak aday kim olursa olsun Türkiye'yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir. Bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. Bu sözler ne anlama geliyor? Türkiye geçiş sürecinde bu 6 partinin oluşturacağı bir koalisyon hükümetiyle yönetileceği anlamına mı geliyor? Önce bu metnin öneminden başlayayım isterseniz. Bu bir referans metni. Yani 6 parti bundan sonra yapacakları çalışmalarda herhangi bir konuda bir diyelim din ve vicdan özgürlüğünü ilgilendiren ya da yasal bir takım değişiklikler yapılacağı zaman referans buradaki din ve vicdan özgürlüğü maddesidir. Ya da mesela diğer konularda siyasi etikle ilgili, dış politika ile ilgili ya da hukuk düzeniyle ilgili. Bu bir referans metindir. Bu metin tabiri caizse bu 6 partinin oluşturduğu masanın bir nevi anayasasıdır. Yani ortak genel ilkeleri belirliyor. Bu 6 parti aslında ülkeyi yönetmek için birçok konuda çalışma yapıyor. Biraz önce Levent Bey bahsetti. Seçim Güvenliği Komisyonu. Çok önemli bir komisyon. Bu komisyonun çalışmaları devam edecek. Çünkü Türkiye'de maalesef şu anda en önemli konulardan birisi seçim güvenliği. Yine bir başka komisyon var. Mesela onun raporu yayınlanacak Haziran içinde. O da bu çökertilen bir takım devlet kurumları var bu dönemde. Özellikle bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen ucube sisteme geçtikten sonra bildiğiniz gibi temel bazı kurumlar, Merkez Bankası gibi, DPT gibi ciddi şekilde zarar gördü.
çökertildi tabiri caizse. Şimdi bu kurumların yeniden yapılanması bir önemli. Niye? Çünkü bu ekonomik kurumlar aslında toplumda yeni bir ekonomik reform için de güven verecek kurumlar. Yani Türkiye yeniden ekonomik olarak düzlüğe çıkacaksa bu tür kurumların çalışmalarıyla düze çıkacak. Aynı şekilde bir hukuk komisyonu var. Bu hukuk komisyonu da anayasa mevcut cumhurbaşkanlığı sisteminden parlamenter sisteme geçişle ilgili çalışmaları yapacak. Yani hukuki altyapıyı. İşte burada konuşulması gereken şey şu. Biz bir tek adamdan kurtulup mevcut sistem devam ettiği için söylüyorum. Yeni bir tek adamın eline mi düşecek bu ülke? Yani elbette ki 6 parti daha önce bir şey yayınladı. Parlamenter sisteme geçiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş iradesini yayınladı ve bununla ilgili bir kamuoyuna bir plan sundu. Ancak bunun realize edilmesi nereden bakarsanız bakın, yani meclisteki arkadaşlarımız şu anda Levent Bey olsun, Meral Hanım olsun, biz de daha önce oradaydık. Yani bu çalışmalar çok kısa sürede bitmez. Dolayısıyla bir geçiş süreci ister istemez olacak. Bu geçiş sürecini bir kişinin aynen şu anki gibi iki dudağı arasında mı devam ettirecek Türkiye? Yoksa ortak ilkeleri belirlenmiş, ortak bir irade etrafında bir takım ilkeler doğrultusunda mı bu süreci yöneteceğiz? Burada Genel Başkan'ın söylediği, Sayın Davutoğlu'nun söylediği, yani bir tek adamdan başka bir tek adama değil, bu kolektif bir çalışma olacak bu dönemde. Zaten parlamenter sisteme geçildikten sonra böyle bir şeye ihtiyaç yok. Parlamenter sistem zaten bunu sağlıyor tabii olarak. Bugün gerekli olan şey bir kararname ile Cumhurbaşkanı istediğini yapıyor. Yani iki dudağın arasında her şey. Bunu nasıl yönetiriz? Sorun bu. Yani kim olursa olsun isim önemli değil. İlkeleri koyalım. İsim en sonunda belirlenir. Yani söylemek istediği buydu. Evet. Kani Bey, seçim güvenliğinden bahsettiniz az önce. Gerçekten önemli bir konu. Özellikle de seçim güvenliğinin en az olduğu yerde Doğu ve Güneydoğu. Orada da en güçlü parti HDP. Siz bu seçim güvenliğini, bu çalışmayı sadece 6 parti olarak mı sürdüreceksiniz? Yoksa HDP ile de bir ortaklaşma olacak mı seçim güvenliği konusunda? HDP'de bu çalışmalara dahil edilebilir mi? Öncelikle HDP daha önce zaten bu altılı masada olmayacağını açıklamıştı. Bir takım nedenlerle bu 6 partinin içindeki bazı partilerin rezervi dolayısıyla HDP'nin şu anda böyle bir şeyin içinde olması zor. Gerçekçi konuşalım. Ancak bunu aşmanın yolu da gerçekten parlamentoda bulunan partilerimiz, yani HDP ile zaten bir şekilde oturup kalkıyorlar. Yani orada parlamento içindeki muhalefet partileri bir seçim güvenliği konusunda bir şey yaparlarsa, bir ortak, en azından Güneydoğu için, Doğu ve Güneydoğu için, bunun da bir, bence bir şeyi yok, sakıncası yok. Burada önemli olan şu: vatandaşın verdiği her bir oya sahip çıkmak. Son tahlilde bu oy kime giderse gitsin ama önemli olan iktidarın manipülasyonu olmasın. Vatandaşın iradesi sandığa tam olarak yansısın ve sandıktan çıkan sonuç da başkaları, yani o sonuç üzerinde manipülasyon yapmasın. Bu konuda dediğim gibi mevcut masanın partileri arasında bir işbirliği devam ediyor. Ama HDP ile olan şeyde, HDP de bu türden beraber çalıştığı partilerle, diğer partilerle, yani sol koalisyon içindeki partilerle bu tür bir çalışma yaparsa, tabii ki memnuniyetle her o bölgede özellikle HDP'nin de sandıktaki temsilcileri ile beraberce iktidarın bu tür manipülasyonlarına karşı engel olma konusunda sandıkta beraber çalışmakta bir mahsur yok bence. Meral Hanım, sizden de kısa bir değerlendirme. Siz de ortak seçim güvenliği konusunda bu 6 partiyle ortak çalışmaya açık mısınız? Kısa mı değerlendirme? Evet, çok kısa olursa size tekrar geleceğim, söz vereceğim başka bir konuda. Tamam, kısaysa şu, evet. Yani biz açıkçası seçim güvenliği konusunda tabii ki yüksek bir hassasiyetle yaklaştığımız bir mesele. Ancak
hani birilerinin bize rezervi ya da benzeri durumları hani konuşmak sanırım daha uzun bir süre alacak. Ama şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki iktidarın manipülasyonlarıyla, yönlendirmeleriyle eğer iktidar dışı muhalefet partileri bir rota çiziyorsa bunun bir açıklaması asla yoktur. Ayrıca biz Halkların Demokratik Partisi olarak birilerine ihtiyacı olan, yalvaran, yakaran, tırnak içinde söyleyeyim, aman biz de gelelim gibi bir noktada asla olmadık değiliz. Her zaman direnen, mücadele eden, bildiği hakikatleri her zeminde savunan ve bunun çok büyük bedellerini ödeyen bir partiyiz. Yani altılı masa tabii ki yoluna devam edebilir. Ama biz altılı masaya gidip aman seçim güvenliğini birlikte sağlayalım deme noktasında değiliz. Birincisi bu. Biz seçim güvenliğini kendi olanaklarımıza sağlarız ama bu konuda işbirliği tekliflerine de tabii ki açığız. Yani bu konuda asla bir kapalılık durumumuz olamaz. Herkesse seçim güvenliği noktasında hem ortaklaşmaya hem birlikte çalışmaya hem de bütün yurttaşların, sadece HDP'li yurttaşların değil, oyunu koruma konusunda hepimize çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Diğeri de Sayın Kani Tor'un sanırım yanlış ifade etti. Yani bizim sadece Güneydoğu'da ya da Kürtlerden oy aldığımızı düşünerek sanırım böyle bir yorum yaptı. Yok, biz soru tam... öyle geldiği için Meral Hanım, yanlış anlamayın. Soru öyle geldi. Ben bölgede HDP olmadan seçim güvenliği sağlanabilir mi diye sorduğum için öyle bir... Vallahi HDP olmadan hiçbir şey sağlanamaz. Seçim güvenliği de sağlanamaz. Başka meseleler de sağlanamaz. Yani biz İstanbul'dan İzmir'e, İzmir'den Adana'ya, Kocaeli'ne, Diyarbakır'a, Hakkari'ye milletvekili çıkaran, belediye kazanan bir partiyiz. Ve Türkiye'nin her yerinde rahatlıkla faaliyet yürütüyoruz. Ben tahmin etmiştim Kani Bey yanlışlıkla hani soru üzerine öyle ifade etti. Her yerde de seçim güvenliği noktasında üzerimize düşen sorumluluğu tabii ki yerine getiririz. Evet. İsmet, bu temel ilkeler ve hedefler konusunda siyasi partilerin değerlendirmelerini dinledik. Bir gazeteci gözüyle senden de bir değerlendirme alalım. Evet, yani ona geçmeden önce aslında Sayın Beştaş'a katkı olsun diye sandığın güvenliğini sağlayacak, belki HDP desteğiyle sağlanacaktır ama başka şeyleri değiştirmek için de, örneğin Cumhurbaşkanlığı seçimini tabii sonuçlandırabilmek için de Kürt seçmenlerin oylarına ihtiyaç olduğunu bir anımsatmak evet. gerekiyor. Pazar günkü buluşma altılı masayı perçinleyen bir buluşmadır. Altı lideri bir arada tutmaya yönelik bir tutkal bildirgedir. İki aşamada değerlendirmek gerekiyor. Sayın Gök ve Sayın Torun özetlediler. Bir açıklama metni var, bir bildirge var. Yani bu ilk hedefler beyannamesine benziyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkladığı ama toplumun bütün kesimlerine mesaj veren bir bildirge açıklanmış vaziyette. Sadece Kürtler yok. Onu da belirtmek gerekiyor. Yani açıklamaya baktığımızda geçiş sürecinde birlikte olacağız diye güvencesi veriliyor. Bizi dışlarlar, yarın seçim olur, Cumhurbaşkanlığını kazanırlar, bizi geçiş dönemine katmazlar, sorumluluğa ortak etmezler endişesi taşıyan özellikle Gelecek ve Deva Partisi'ne yönelik bir mesaj var. Ülke yönetimini bir ortak yöneteceğiz açıklaması var. Seçim güvenliği ve kamu maliyesini söylediler. Tahribat envanteri çıkacak, o yapılacak. Anayasa kritik konu, anayasada komisyonun çalışmasının sınırlandırıldığını görüyoruz. Örneğin sadece işte 70 ile 100 madde arasındaki yürütmeye ilişkin, yasama ve yürütmeye ilişkin bölüm var. Oysa anayasanın vatandaşlık tanımından başlayıp Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine kadar olan bölümünün taranması icap ediyor. Böylesine bir toplumsal beklenti var. Bu açıklama metni o açıdan yetersizdir. Ülkeyi kurtaracağız diye iddialı bir dille bitmiş olması da bu masanın iradesini gösteriyor. İşbirliği süreci ifadesinin büyük harflerle yazılmış olması da dikkat çekicidir. Sonra buna metnin sonunda, beyannamenin sonunda güç birliği ifadesinin eklendiğini görüyoruz. Olası bir ittifakın, daha doğrusu koalisyonun da koalisyona giden süreci işaret ediyor. Bu bildirgeye sadık kalacağımızı taahhüt ediyoruz diye de gene
masada geleceğe ilişkin, geçiş dönemine ilişkin endişe taşıyanlara bir mesaj verilmiş vaziyette. Tamam, güçlendirilmiş parlamenter sisteme bir an önce geçilecek. Burada dikkat çeken Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı helalleşme çağrısına benzer bir ifadenin olması ve aynı zamanda kimi kaygılar taşıyan sağ partilere verilmiş bir şey de var, mesaj da var. Geçmişteki kırgınlıkların geleceğimizi esir almasına izin vermeyeceğiz. Yani bir barış iklimi oluşacak diye bir şey var. Kürtler bu üçüncü maddede var. İnanç ve etnik köken ayrımcılığına karşıyız. Ama yani sadece ayrımcılık mı yoksa eşitlik, eşit yurttaşlık talebinin karşılanacağına dair bir ifadeye rastlamamak biraz dikkat çekici. İletişim özgürlüğü. Şimdi geliyoruz şeye. Özgürlükçü laiklik çerçevesinde inanç pratiğine saygı göstereceğiz. Kazanımlara koruyucu, kazanımların koruyucusu ve güvencesi olacağız. Yani tamam, endişeli muhafazakarlara AKP'den çözülmüş, çok affedersiniz, AKP'den ayrılmış ama ya bu yeni 28 Şubat benzeri girişimler karşımıza çıkar endişesi taşıyanlara bir mesaj veriyorsunuz. Doğrudur. Bu hem işte CHP'yi eleştirenler, ya laikliği koymadınız bildirgeye, anayasada yeteri kadar laiklik durgusu da yoktu diye bu iki partinin talebini de karşılayan ve endişeli muhafazakarları biraz rahatlatan bir ifade gibi duruyor. Bir başka önemli nokta, rövanşist olmayacağız diye. Yani gene AKP'den çözülmüş, gelecek ve deva partilerine gitmek isteyen ama gri alanda bekleyen seçmenlere bir güvence verilmesini amaçlıyor. Ardından da İYİ Parti ile CHP'nin beklentilerini ona, o partilere oy veren seçmenlere ama ülkeyi soyanlardan da hesap soracağız biçiminde bir ifadesi var. Kadınlar var, ekonomi var, devletin yeniden inşası var, itibarlı dış politika var, işbirliği ve güç birliği hedefe kadar sürecek diye de bitiyor. Bu tümüyle dediğim gibi, baştan söylediğimi tekrarlamayayım. Masayı güçlendiren, perçinleyen ve altılı ittifakın geçiş dönemini birlikte planlamasını öngören bir bildirgedir. Kamuoyundan çok partilerin tabanlarına ve gri alanda bekleyen endişeli muhafazakarlara mesaj vermek amaçlanmıştır. Ama toplumun diğer kesimleri, başta Kürtler olmak üzere, bu bildirgede yeteri kadar yer bulamamıştır. Meral Hanım, 6 partinin birçok siyasi partinin lideri sonbaharda bir seçim olacağına dair beklentilerini dile getirdiler. Siz bir erken seçim bekliyor musunuz? Sizin diğer sol partilerle birlikte yürüttüğünüz bir ittifak çalışması da devam ediyor. Siz seçimlere nasıl bir stratejiyle hazırlanıyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı konusunda 27 Eylül'de açıkladığınız noktada mısınız? Yani önceliğiniz ortak aday mı olacak? Nedir son durum? Şöyle ifade edeyim. Erken seçim çalışmaları çok uzun bir süredir yapılıyor. Doğrusu ilk erken seçim çağrısını, ihtiyacını söyleyen bir parti durumundayız. Bunu ifade edeyim. Çok uzun süredir bunun bir ihtiyaç olduğunu söyledik. Yani bu tartışmaları biz de izliyoruz. Benim kişisel kanaatime göre erken seçim koşulları yok. Yani bununla ilgili henüz iktidar daha çalışmalarını tamamlamadı. Yani bunu savunanların tezleri, tabii bu ara getirdikleri yasal düzenlemeler, işte girişimler, NATO'ya ilişkin işte İsveç, Finlandiya, Resti giremezsiniz gibi birçok veri var elimizde. Ancak iktidarın bu konuda rahatlıkla erken seçime gitmeyeceğini düşünenlerdenim doğrusu. Ama erken seçim olursa da hiç şaşırmam. Yani bu iktidarın öyle bir hale geldi ki kararlarını nasıl verdiklerini artık çok iyi gözlemlediğimiz için böyle bir seçimde olabilir. Kasım ayı konuşuluyor. Israrla ve inatla her seferinde bu yalanlanıyor. Bakalım, yani hani bunu bence önümüzdeki bir ay içinde bu daha da netleşmiş olacak öncelikle. Biz seçime hazırız ama. Yani bunu söyleyebilirim.
seçim çağrımızı yaparken de 3 yıl önce seçime hazır olduğumuzu ve bu şekilde bu ülkenin devam edemeyeceğini ifade etmiştik. Hala giderek koşulların ağırlaştığını ve erken seçimin kendisine dayattığını, yeni bir dönemin başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Hayatın her alanında bir kıskaç var. Ekonomiden sağlığa, sağlıktan iş güvenliğine, iş güvenliğinden işte kadına yönelik kırım düzeyine varan cinayetlere, yargının içinde bulunduğu işçiler acısı bir durum var. İşte Gezi'de ağırlaştırılmış Mevlet'le işte 18 yıla varan cezalar verildi. Kobani'ye... bir kumpas şeklinde devam ediyor ve bugün de devam ediyor. Sizi duyamıyoruz, sesinizde sorun. Ses var ama benden kaynaklı değil. Şu an geliyor sesinizde. Buyurun devam edin. Yani hem Kürt muhalefetini hem Türkiye'nin diğer bütün muhalif güçlerini devre dışına itecek, demokratik siyaset kanallarını daraltacak ve HDP'ye yönelik saldırılarla da hani bu stratejilerin ya da politikalarının devam edeceğini ilan ediyorlar. Bu yönüyle HDP bütün bunların farkında olarak tabii ki yoluna devam ediyor. Bunların tümünü gözetiyoruz. Yani hakkımızda bir kapatma davası var. İşte önceki dönem eş genel başkanlarımızın sevgili Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, Seva Tunca ve daha birçok arkadaşımızın ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı dava bitirilmeye çalışılıyor. Yani biz bu hafta bunu çokça söyledik. Buradaki amaç ne? Bir yerlere yetiştirme talimat zinciri devam ediyor. İşte bu tabloda HDP bir yandan kongremize hazırlanıyoruz. 3 Temmuz'da kongremizi yapacağız. 6-7 Haziran'da Ankara'da büyük konferansımızı yapacağız kongreden önce. Ve biz ortak mücadele perspektifiyle, mücadele birlikteliği perspektifiyle yedili diye tabir edilen partilerle hem temasımızı hem çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani bu şu anda bir seçim ittifakı niteliğinde şekillenen bir birliktelik değil. Ancak tabii ki seçimi de öngörebilecek, gören bir yerden bu çalışmaların devam ettiğini söyleyebilirim. Yani önümüzdeki günlerde ortak etkinliklerimiz, çalışmalarımız da olacak. Zaten ekonomik krize ve enflasyona dair bir çalışma da hali hazırda yürüyor. Seçime girme noktasında dediğim gibi yani bu mücadele ortaklığı yürüttüğümüz sadece yedili partiyle değil, biz toplumun birçok kesimiyle ittifak içindeyiz ve bunu büyütmek gibi bir çabamız var. Yani şu, biz sadece siyasi partilerle ittifak yapılacağına inanan bir parti değiliz, tırnak içinde inanan derken böyle bakmıyoruz meseleye. Yani gençlik kurumlarına, kadın örgütlerine, sendikalara, işte ekoloji hareketlerine, birçok kesimin aslında birlikte hareket edebileceği bir zemin var şu anda. Yani öncelikle mücadele birliği, ortaklığı tabanda, bir de tabii ki bunun seçim döneminde ittifaka dönüşeceği bir perspektifle hareket ediyoruz. Mesela ben bir kadın meselesi açısından en büyük ittifakı kadınlarla yapacağız. Yani buna inanıyorum hakikaten. Çünkü kadın meselesine iktidar blokunun yaklaşımı artık inanılmaz bir geri düzeyden işte yoga yapılmasını yasaklayacak kadar bir noktaya vardı. İşte bugün Batman'da bizim 15 kadın arkadaşımız, 3 tanesi belediye eş başkanı, Bekirhan Kozluk ve Batman belediye eş başkanı kadın, diğer 12'si de yöneticilerimiz gözaltına alındı. Kadına yönelik saldırıları da anlatmak açısından bunu örnek verdim. Seçimlere gireceğiz tabii ki. Ve parlamentoda en yüksek sandalyeyi kazanma temelinde ve perspektifiyle hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı meselesinde de yani bizim ortak aday fikrine açık olduğumuzu daha önce ilan ettik. Yani bizim Eylül deklarasyonumuzda, tutum belgemizde ifade ettiğimiz temelde, yani o ilkeler perspektifinde tartışmaya, müzakere etmeye, konuşmaya hazırız. Yani bu konuda bir ortak adayı destekleme noktasında buna hazırız. Ama bu hazır olmamız çıkarılacak adaya destek vereceğimiz anlamına gelmiyor. Yani öncesinde
görüşmelerle, diyalogla, yani bunun bir olgunlaşması gerekiyor. Aksi halde zaten biz kendi adayımızı çıkarabilecek durumdayız. Yani bunu daha önce de ifade ettik. Yani şu açıkçası yani ölüm sıtma meselesinde ne ölüme ne sıtmaya razı olacak bir durumda değiliz. Hani bizim için üçüncü yol var ve üçüncü yolu sonuna kadar savunuyoruz. Üçüncü yolu büyütme, demokratik bir Türkiye'yi yaratma, özgür ve eşit yurttaşlık temellerini ortaya çıkarma, mevcut ekonomik krizden yurttaşları kurtarma, kadınların özgürlüğünü sağlama ve daha birçok başlıkta politikamız çok net. Bilmiyorum yeterince ifade edebildim mi? Yani biz ortak aday yapacağız diye bir noktada asla olmadık. Ama ortak adaya, adayı tartışmaya, değerlendirmeye ve bu konuda ortaklaşmaya da açık olduğumuzu defaatle ifade ettik. Ama şu anki tutumlar açıkçası çok rahatsız edici boyutlara vardı. Söylemeden geçemeyeceğim. Levent Bey'in yani yakından beraber çalışıyoruz. Mesai arkadaşı yaptık. Daha önce bizim meclis başkan vekilliğimizi de yaptı. Çok değerli bir milletvekili, bir hukukçu aynı zamanda mevkidaşım değil ama yani çok da yakından görüşürüz. Yani mesela Ankara Belediye Başkanı'nın yaptığının yenilir yutulur bir tarafı yok yani. Mansur Yavaş'ın çıkıp ya inşallah kavramını resmi açıklamayla tekzip etmesi niye ben anlayamıyorum, izah edemiyorum. Yani nasıl bir şey, bugüne kadar o kadar eleştiriye karşın cevap vermeyen bir belediye başkanı, konuşmayan bir belediye başkanı Selahattin Demirtaş çıksın diyenlere inşallah demesine, vallahi biz inşallah demedik. Ya Selahattin Demirtaş rehine mi değil mi? Bugün Erdoğan'ın Kavala ile birlikte, diğer arkadaşlarımızla birlikte bilerek ve isteyerek siyasi bir kumpas sonucu cezaevinde tuttuğu bir arkadaşımız, bizim eş başkanımız. Toparlarsanız işte, Sayın Beştaş, süremiz doluyor. Bitiriyorum. Yani bu tip değerlendirmeler açıkçası Halkların Demokratik Partisi'nin kitlesinde de tabanında da çok büyük bir tepkiye sebep oluyor. Bunu da onları temsil eden biri olarak söylemekten bir sakınca duymuyorum. Burada keseyim sürenizi. Sayın Gök, Sayın Beştaş'ın eleştirilerine de yanıt verebilirsiniz ama ona ek olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'ta bir linç girişimi olmuştu. Siz de o gün yanındaydınız, o linci yaşadınız. O lince ilişkin dava bugün sonuçlandı. Saldırgan Osman Sarıgün 2 yıl 1 ay ceza aldı ve o ceza da geri bıraktırıldı. Bir de bu konuya ilişkin düşüncenizi alalım ve programın ilk bölümünü böyle kapatalım. Şimdi iki cümle bir erken seçimle ilgili söylemek isterim. Şimdi yarın 1 Haziran, bir dahaki Haziran'a kadar bir yıllık bir süre var elimizde. Şu anda bir seçim kararı alınmadığına göre, hani bahse konu Kasım ayını düşündüğümüz zaman, Kasım ayında alınmış olsa dahi artık bu bir erken seçim olmaz. Erkene alınmış seçim olur. Çünkü erken seçim hani şöyle bir yıl, bir buçuk yıl önce, bir iki yıl önce olacak ki bir erken seçim olsun. Yani şimdi artık eğer Kasım'da olacağı kulislerde konuşuluyor ise, biz bilmiyoruz tabii bunu. Çünkü bu konuda biliyorsunuz nihai karar merci Türkiye'de erken seçim konusunda Devlet Bahçeli'dir. Yani Devlet Bahçeli... Son yıllarda seçim kararını hep Bahçeli verir. Devlet Bahçeli'dir. Biz de diğer partiler gibi seçim hazırız. Bu konuda hiçbir kuşku yok. İktidarın taşıyamadığını, ekonomi taşıyamadığını, Türkiye'yi taşıyamadığını görüyoruz. Erken seçimin olması Türkiye'nin menfaati nedir? Yani Türkiye'nin bir erken seçimle daha güven kazanacak, güven verecek bir iktidar eliyle ekonomisini toparlaması mümkündür, itibarın arttırması mümkündür. Ama iktidar tabii kendi açısından nasıl yorumluyor, onları önümüzdeki günlerde yaşayarak göreceğiz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi bir kitle partisi. Bu kitle partisindeki herkesin değişik yelpazelerde olması, sosyal demokrat bir partide belli görüşlerin olması çok doğal. Bütün kitle partilerinde vardır zaten bu. Bazen bir bakarsınız bir kişi, yani bulunduğunuz konum ortadaysa biraz daha sağdadır ya da daha da solda olabilir. Kitle partilerin doğal bir sonucudur.
Mansur Bey, 25 yıllık bir Melih Gökçek döneminin aşılmasında önemli rol oynamış ve kendi ismiyle ve seçmen kitlesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığını kazanmış bir belediye başkanımızdır. Çok değerli çalışmaları var, çok Ankara halkını kucaklayan çalışmaları var. Ama kendisi de zaten Mansur Bey, bir Sosyal Demokrat Parti. Kendisini her zaman bu partide daha çok bir muhafazakar kesimde olduğunu zaten hiçbir yerden saklamaz da, kaçınmaz da. Bugün Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'la ilgili grup toplantısında önemli söylemlerde bulunmuştur. Van'daki tabloyu da aktararak Selahattin Demirtaş'ın çok sevildiğini, onun ağır bir haksızlığa uğradığını Osman Kavala'nın da keza ifade etmiştir. Bunu Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş konusunda her zaman yapmaktadır. Ben de aynı görüşteyim. Selahattin Demirtaş'ın büyük bir haksızlığa uğradığını, bir an önce özgürce siyaset yapması gerektiğini ifade ediyorum. Partimizde genel başkanımızın tutumu ve söylemleri hepimizi bağlayan söylemlerdir. Dolayısıyla grup toplantısında genel başkanımızın Selahattin Demirtaş'a yapılan haksızlığın bir an önce giderilmesindeki sözünü önemsemekte yarar olduğunu düşünüyorum. Evet, süremiz daralıyor birkaç dakikada. Çubuk'ta, için. Ben bugün hayatta olamazdım. Yere düşseydim hayatta değildim. Genel başkanımız da aynı şekilde. 3 yıl önce gerçekleşen bu linç olayında mahkeme çok basit cezalarla, ceza da demeyelim onlara, yani hakaretten, basit yaralama suçlarından ceza vererek hepsini erteledi ve hükmün geri bırakılmasına karar verdi. Tümüyle ilgili. Hükmün geri bırakılması ne demek? Hükmün sonuç doğurmaması demek. Yani genel başkana yumruk atan kişi Canan Kaftancıoğlu 7 yıl önce attığı bir tweetten dolayı başına gelmeyen kalmıyor. Ama genel başkana, ana muhalefet partisi liderine yumruk atmak bu ülkede serbest. Şimdi bu kararın tabii kabul edilebilir bir yanı yok. Bana olan saldırıdaki kişilere de aynı kararlar verildi. Onların da bütün cezaları geri bırakıldı. Yani hiçbirine bir mahkumiyetle sonuçlanacak, cezaevine girecek bir ceza verilmedi. Adeta ödüllendirildiler. Zaten biz Çubuk'taki linçten çıktıktan sonra o sanıkların ödüllendirildiklerini, sırtlarının sıvazladıklarını biliyoruz. Hepsine aferin dediler. Şimdi esas vahim olan nokta mahkemenin de bu noktaya gelmesidir. Mahkemenin bu kararından sonra Türkiye'de bütün siyasetçilere böyle saldırılar olduğu zaman zaten sonucundan da bir şey çıkmıyor düşüncesiyle çok daha ağır saldırılar gerçekleşebilir Kemal Bey. Endişem budur. Yani bir mahkeme bir ceza verirken nedir cezanın amacı? Bir yandan caydırıcı olacaksınız, bir daha olmasını engelleyeceksiniz. Bir yandan da ıslaha dönük olacaktır. Ama bu cezaların caydırıcılığı değil, tam tersine teşvik edici bir şekilde olduğunu ifade etmek durumundayız. Gerçekten de bundan sonra yaşanacak her türlü hadisede bu mahkeme birinci derecede sorumludur kamuoyu vicdanında. Yani kamuoyu vicdanında bir ana muhalefet partisine atılan yumruk, taşlar bizlere, ki ben o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekiliyim. Yani meclis temsilen ben o şehit cenazesindeyim. Ve diğer milletvekili arkadaşımız yapılan bu saldırılarda ve 10 bin kişinin arasında dayak yediğimiz ortamdan bahsediyorum. 10 bin kişinin içinde kaldık, yüzlerce kişinin saldırısına uğradık. Ya bu linç değilse, bu adam öldürmeye teşebbüs değilse, ben ifade verirken hakime de söyledim, savcıya da söyledim. Acaba bana tarif edebilir misiniz? Hangi olay linçte girer, hangi olay adam öldürmeye teşebbüse girer? İktidarın hakimlerinin verdiği karardır, biz bunu biliyoruz. Ama bütün bunların hiçbiri bizi mücadelemizden yıldıracak pozisyonlar değildir. Kamuoyu vicdanında bugün mahkeme yargılanmıştır. Mahkeme kendi kendine son derece sıkıntılı bir sürece sokmuştur. Biz alnımız açık her yerde dolaşıyoruz. Kavgaysa kavga, yani kavgaysa yurttaşlar değil, iktidarla olan mücadeleyi bahsediyorum. Evet. Bu mücadeleden de bir adım geri atacak durumda değiliz. Halkımızla beraber her yerde olmaya gayret edeceğiz. Evet.
Ankara gündeminin birinci bölümünü tamamladık. Sayın Meral Danış Beştaş ve Sayın Levent Gök ikinci bölümde bizimle birlikte olmayacaklar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. HDP Ağrı Milletvekili ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Abdullah Koç ikinci bölümde bizimle birlikte olacak, aramıza katılacak. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.